hepinize yeni bir videodan Merhaba arkadaşlar bu videoda ne yapacağız bıçakçı ninjayı tanıtacağız çok istemiştiniz şimdi bıçakçı ninjayı tanıtırken de server'ın en iyi bıçakçı ninjalarından birisiyle tanıtım videosunu çekmesek olmaz dedik ve gittik Leo'yu candan bu videoya özel aldık kardeşim beni çok sever Ben de kendisini çok seviyorum Şimdi arkadaşlar bıçakçı ninjanın özelliği nedir çok seri çok atak biçer çok fazla demek çıkarır lakin bir o kadar da kırılgandır. Yani bıçakçı ninja oynayacaksanız buna dikkat etmeniz lazım. Diğer videolarda bıçakçı ninja'nın hatta bıçakçı ninja'nın değil okçu ninja'nın da nasıl farm yapacağını size söylemiştim. Belki hatırlarsınız belki hatırlamazsınız. Nedir? Dönüşüm skillini P yapıyoruz. evimiz, elimize bir tane yüksek ortalamalı havalı çelik yay yapıyoruz. Bu şekilde metin kırabilirsiniz bıçakçı ninja ile. Bunu tekrardan söyleyeyim. Bosslarda en sağlam karakter yine bıçakçı ninjadır. Neden? En yüksek STR havalı çelik yayda olduğu için arkadaşlar bunun bilgisayar versiyonunda da biz bu şekilde yapardık. Elimize güzel bir tane havalı çelik yay yapardık. Dönüşümünüzü P yaptığınız zaman yarım saat dönüşüm halinde kalıyorsunuz. Dönüşüm halindeyken en yüksek demeyici bıçakçı ninja çıkartıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bedensel var. Bedenselin havası sönüyor. Ha, tamam. İlk 1 dakika 2 dakika yüksek hasar çıkartabilir. Lakin o süre zarfında boss'u kesemiyorsanız eğer Atıyorum 5 dakikada kesiyorsanız bu su yine bıçak çeneci öne geçiyor. Çünkü havalı çelik elinin taktığı zaman kalıcı STR'si daha fazla olduğu için dönüşüm halindeyken diğer tüm karakterlerden daha hızlı kesiyor. Şöyle ufaktan bir statülerinden başlayalım. Ee, arkadaşlar bıçakçı da en önemli şey e, bunu şeyde de söylemiştim ben statü videolarında da çevik diktir. Neden? Çevik dik bıçakçı ninja'da bıçakçı ninja için değil, pardon vardı hem okçu hem bıçakçı ninja için konuşuyorum. Çeviklik statüsü hem silah çarpanı veriyor hem de str veriyor. Tüm çarlara str verir çeviklik. Lakin ninjalarda bir tık daha fazla veriyor. Atıyorum siz bir bedensele, bir şamana ya da bir suraya 5-6 statü verdiğinizde çevikte size bir str gelir. Ninjada bu 2.5 ya da 3, 3 çeviklik statüsünde bir str veriyor. Yani çok fazla demeyi çarptırıyor çeviklik. O yüzden e, bıçakçı ninja'da yapmanız gereken statü saat dağılımı, çeviklik, güç, canlılık en son kalanları da zekayı veriyorsunuz. Farm yaparken de arkadaşlar canlılık, çeviklik, str bu şekilde gidersiniz. Yani iki çeviklik, 1 hp, 1 str bu şekilde dağıtırsınız ilk başta. Dayanacağınız raddeye geldiğinizde hepsini çevik diye daha sonra hepsini güce en sonunda da canlılığa verirsiniz. Canlılık biliyorsunuz bize HP ve savunma veriyor güç zaten direkt STR veriyor. Çeviklik Ninja'da hem STR hem silah çarpanı veriyor. Tüm çarlarda bu şekilde çalışıyor. Lakin Ninja'da e, verdiği STR oranı bir tık daha fazla. Nasıl Şaman'da zeka hem buff etkilerimizi arttırıyordu hem de vurduğumuz skill'lerin hasarını arttırıyordu. Ninja'da da çeviklik bu şekilde. Statüleri e, bu şekilde dağıtıyorsunuz arkadaşlar. Peki VS'lik kalkan silah yapacağım işte küpe yapacağım vesaire derseniz Hemen Can'dan bakalım. Can nasıl yapmış? Efsunlarına bakalım. Bakın 12 çeviklik getirmiş. 10 yarı getirmiş. Sersem getirmiş. Peki bu kalkanın daha müküne 5'te 5'i ben şöyle söyleyeyim size. Ninja için. 12 çeviklik, 12 güç, yarı, sersem, blok. Bu 5'te 5. Lakin ben daha böyle bir kalkan e, server'da görmedim. Vardır yoktur bilmiyorum. Bakın görmedim diyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi alttan çıkar birisi bende vardır. Olabilir. Ben görmedim. Hani 12 çevikliği yakaladınız ya arkadaşlar. Yanına 8 güç de gelebilir. 6 güç de gelebilir. 10 yere bakın. E, VS 2 olmanız gereken e, efsunları şöyle sayayım size. Hem bıçakçı nijeyi tanıtırken. 1. Her karakterin bağlı olduğu efsunlar var. Nedir? Savaşçıda güç. Olmazsa olmaz. Şamanda zeka. İşte ninja'da çeviklik. Bu efsunlar kalkanınızda bir kere olacak. Daha sonra 10 yarı insan. Yarı insan VS'deki hasarınızı arttırıyor karakterlere karşı. Sersemeklik zaten olacak ki ee, sersem yemeğin stan yemeğin savaşın ortasında Bir de blok getirebiliyorsanız çok efsane olur Blok Biliyorsunuz Rakibin size vurduğu düz vuruşları yok sayar ee, Ne kadar bloğunuz yüksek olursa o kadar rakibin size yapacağı düz atakları yok sayarsınız Devam edelim eline bakalım elinde ne var 10 yarı 8 çeviklik 10 kritik şimdi bıçakçı ninjalarda şöyle bir şey var Kritik de yarıyor Delici de yarıyor bıçakçı ninjayı skill hasarı odaklı da yapabilirsiniz Düz vuruş hasarı odaklı da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin oynayış tarzına göre. Kimisi kritikten hiç kayıp vermiyor. Kimisi hiç deliciden kayıp vermiyor. Bunu bıçakçı ninja oynayan, ben bıçakçı ninja'nın ustasıyım diyen arkadaşlar bu videonun altında yorumlarda tartışabilirler. Can kritikli silah yapmayı seçmiş. Onun tercihi bir şey diyemem. Şapkasına bakıyoruz yine. 10 yarı 10 büyü veselik şapkası. Ee, ayakkabısına bakıyoruz. Bıçak 15, kılıç 15. On... Bu ayakkabı ben almıştım bana bu arada. Bıçak 15, kılıç 15, 2K IP. Saldırız da 8. Çok güzel bir ayakkabı. Biz bunu 100 bulduk aldık. Çok uyguna geldi bu. 15 kılıç, 15 bıçak, 2K IP, 8'de saldırızı var. Her hepsini yarıyor yani. Ha bir de yanında 10 kritik olsaymış çok tatlı olacakmış bu ayakkabı da. Yapacak bir şey yok. Her istediğimiz hepsini bulamıyoruz. Ya da çok bulsak da çok pahalı fiyatlara çıkıyor arkadaşlar. Kolyesine bakalım. Kılıç 15, bıçak 10, 1500 IP. Yani kılıç bıçak dizmiş full. Genelde zaten serverde ne var? E, sura kılıç kullanıyor. Savaşçı kılıç kullanıyor. Bir de bıçakçı ninjalar var. Şaman ve okçıya savunma dizen yok. Çok fazla. O yüzden şamanlar ve okçu ninjalar çok fazla demeyi çıkartıyor arkadaşlar. Efsunları size gösterdim. can efsunlarını gördünüz. Dizilişleri bu şekilde. Kendisi bu şekilde yapmış. Siz de buradan yola çıkarak e, kendinize VS'lik efsunlar dizebilirsiniz. Gel gelelim skill'lerine. Şimdi bıçakçı ninjanın skill'leri arkadaşlar. Önce e, ee, olarak en önemli skilllerinden birisi hatta en önemlisi suikasttir. Şöyle yapalım. Ben kendi şurada yan çara bir duelle göndereyim. Buradan da üzerine tıklayarak anlaşma diyoruz. Şimdi arkadaşlar suikastın bir özelliği var. Nedir? Rakibin arkasından vurursanız suikast sikelinin attığı demeç artıyor. Böyle bir özelliği var. Bu kadar detaylı oyunu ilk kez oynayanlar için anlatıyorum. Çünkü çoğu kişi bu özellikleri bilmiyor. Sizler bilebilirsiniz. Bunu, bu kısımları ben detaylı olarak bilmeyenler için anlatıyorum. Hemen gösterelim. Önce bir karakterin önünden atacağım. Daha sonra da aynı skill'i arkasından atacağım. Şöyle. Bakın 11.510 vurdu. Ee, karakteri bir kaldırıp geleyim. Bir de arkasından vuralım skill'i. Aynı skill'i karakterin bir de tam arkasına atacağım aradaki farkı göreceksiniz. Bir hasar farkı olacak arkada. Bakın. 15447 yani 4k falan bir hasar fark ediyor. Suyu e, suikastı rakibin tam arkasından atmanız lazım. Hani illa şartmık değil ama maksimum demeyici bu şekilde çıkartabilirsiniz. Bu da yetenek ister. Toplu savaşlarda falan bunu yapmanız zor. birebir savaşlarda bunu yapabilirsiniz. Lakin biraz beceri istiyor. Bir de suikasti güçlendirmenin bir yolu daha var. O da nedir? Hemen gösteriyorum. Suikast skillini bir diğer güçlendirmenin yolu nedir? Kamuflaj. Lakin ben az önce bir 3-4 kere denedim. Kamuflaj bug'da herhalde. Çünkü bakın şöyle göstereceğim. Ee, hemen şuradan intikam diyeyim. Bakın kamuflajsız atlığı masar. 15.369. Şimdi bir de kamuflaj basarak atacağım. Aynı hasarı. Ee, normalde kamuflaj skilline tıkladığınız zaman bu bug'da mı değil mi videonun altına yorumlarda yazarsanız tam nasıl çalıştığından emin değilim. Yani %100 emin olmadığım için kesin bir şey söylemek istemiyorum. Normalde kamuflaj bastığınız zaman suikastin hasarı artması lazım. Bakın G1'deyken ne diyor? yüzde %41 hasar bonusu diyor değil mi? Şu anda 15 küsur atıyoruz suikasta arkadan. Bakın intikam diyeyim. İntikam dedik ya. Kamuflaj basayım bu kamuflaj M1 falan da değil. G1 yani. Yüzde 41 vermesi lazım. Bakın aynı hasar atıyor. 15.443. Kamuflajdayken de aynı hasar atıyor. Ninja'nın kamuflaj sikili büyük ihtimalle bakta. Emin değilim. Belki çalışmasının farklı bir yolu vardır. Bileniniz varsa eğer yazsın. Kesin konuşmak istemiyorum. Normalde kamuflajdayken attığınız hasarın daha fazla olması lazım. Normal hasarınıza göre. Kamuflaj sikilini geçelim şu anda üzerine çok net konuşmayacağım. Eğer baktaysa zaten yetkililer görür ve düzeltmesini yapar. Bence kamuflaj sigili çalışmıyor ama onu söyleyeyim. Normalde vermesi gereken o %41 hasar bonusunu vermiyor. Aynı hasarı vuruyor kamuflajdayken de kamuflajda değilken de. Kamuf kamuflaj sikili böyle arkadaşlar. Bir diğer sikili bıçakçı ninja'nın tükürüktür. Şansa bağlı olarak zehir atar adama. Boss'larda falan da çok kullanılır. O yüzden mesela savaşçıda boss keserken ya da surada vesaire zehirlemeli kask yaparsınız. Lakin ninja da olmasa da tükürük sikiği olduğu için bir tık daha kolay şeyi bossları zehirlemek rakibe de çok fazla vurur. Rakibe zehir attığınız zaman rakibin bastığı potu yok sayıyor, bildiğiniz zehire gidiyor çünkü bastığı pot nasıl şemanın kükremesi yakma efekti uyguluyordu. Bu da zehir efekti uyguluyor. Hemen göstereyim. Lakin her e, skill'de de zehirleyecek diye bir şey yok. Yine şansa bağlı bir oranı var. Ama çoğu zaman zamanda e, zehirli arkadaşlar. <laughs> ölme ölme. Şöyle attım. Yok zehirlemedi. Direkt öldürüyor. Yani bunu attığın zaman zehir atıyor adamın <laughs> üstüne. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar skill'leri bu şekilde. Statülerini anlattık size. E, başka bilmeniz gereken bir skill efekti e, skilli yok. Hani burada az bilinen suikasti. Heh, bir de bıçak çevirmeyi göstereyim. Ama bıçak çevirmeyi göstermek için bir levelli kılıç bıçak alıp geliyorum. Orada da bir tüyo var. Geldim arkadaşlar. İtemleri de üzerinden çıkarttım ki yan yatırmasın diye. Bıçak çevirme skininde şöyle bir koşul var arkadaşlar. Karakteri yere düşürdüğünüz zaman eğer bıçak çevirme skinini atarsanız adamı top gibi sektirir. dört kere fazladan vurur. Hemen göstereyim. Şöyle bakın. Bıçak çevirmeyi bu şekilde kullanmanız lazım. Normal düz bıçak çevirme atarsanız sadece bir kere demek çıkartır. Bu şekilde kullanırsanız aynı skili 4 kere atıyormuş gibi düşünün. Yani tek bıçak çevirme 2K vuruyorsa 2, 4, 6, 8K atarsınız tek bir skille. O yüzden bıçak çevirme önemlidir. Suikastin püf noktaları önemlidir. Kamuflaja da buradan baksınlar. Ben şimdi gördüğüm kadarıyla kamuflaj çalışmıyor. E, tam emin değilim. Onu söyleyeyim. Kesin konuşmayacağım o yüzden. Ee, farmlık elinize neler yapabilirsiniz arkadaşlar? Dediğim gibi burada bakın ee, Ninja'da önemli olan şey nedir? Beceriler Standart beceriler. Bakalım şeyin dönüşümü neymiş? Ee, bakın P yapmış Dönüşümünüzü P yapmanız lazım. Ninja'nın dönüşüm skili P olmadan olmaz. Bosslarda vesaire çok iş yapıyor. Elinize bir tane havalı çelik yaparsanız Artık 9 güzel ortalamalı yanına da ölümsüz olur. Dönüşürsünüz. Bam 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 vurursunuz bosslara. Çok seri boss dönersiniz tüm karakterlerden daha hızlı boss döner dönüşüm halindeyken ninja. Farmlık olarak Efsun tüm karakterlerde hemen hemen aynıdır. Şu itemlerin üzerine geri takayım çar ölmesin diye çıkarttık. Şimdi gider yanlışlıkla satıcıya falan satar bu. Bir de onunla uğraşmayalım. Hı. farmlık olarak ekstra bir skill yok arkadaşlar. Şey Efsun'u yok. Dikkat etmeniz gereken Efsunlar çeviklik, delici, kritik. Ee, ayrıyetten mesela kalkanıza çeviklik, yanına güç geliyorsa çok daha tatlı olur. Grit'in yanına delici geliyorsa çok daha tatlı olur. Ee, sizler de eğer ben bir bıçakçı ustasıyım diyorsanız yorumlarda daha fazla e, bilinmeyen şeyler varsa yazabilirsiniz. Bilmeyen arkadaşlar da ilk defa oynayanlar bıçakçı hiç denememiş arkadaşlar da öğrenmiş olur. Bıçakçı ince bu şekilde arkadaşlar. Farmlık efsun vesaire atmayacağım. Tüm karakterlerin farmlık efsunları hemen hemen aynı şey değişen çok bir şey yok. Zaten ben değişen şeyleri söyledim. Nedir? Çeviklik. Şamanda zekaydı. Bıçak da iş yapan en fazla çevikliktir. Ee, farmlık efsun istiyorsanız size söyleyeyim. EP absorbe. be. Ee, mümkünse silahınızda işte kritik e, karakterinizin savunması maksimum olması lazım. Deliciniz ne kadar yüksekse o kadar iyi olur. Canavar taşınız artı dört olması lazım. Farmlık silahınızda ortalama, zar ortalama zararınız yüksek olması lazım de yapabildiğiniz kadar yüksek yapmanız lazım. Bıçakçı ninjalarda bir de kasılırken ruhsuz daha iyi diyorlar. Şeytan kanadı çakramdan 40, 40 ortalamalı şeytan kanadı çakramdan art 9 ruhsuz daha fazla vuruyormuş. Hatta art 7 ruhsuz bile daha fazla vuruyormuş. Ben test etmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Ee, bizim can 90 leveli ruhsuz bıçakla kastı. Ruhsuzun da art 9'a bastı. Çelik'in de art 9'a bastı. Bu çocuk çok ballı bu konuda. Hatta bunun haricinde 4-5 tane de art 9'ı basmıştı. Biz daha denemedik. Biz de başlayacağız yavaş yavaş denemeye. Bıçakçı Ninja bu şekilde arkadaşlar. Statülerini gösterdik. Skilllerinde bilmeniz gerekenleri gösterdik. Ee, bir de can abonuz küpe takıyor artı 9. Sanki kristal küpe takanlarda var bıçakçı ninja için. Çeviklik verdiğinden dolayı. Abonoz mu? Kristal küpe mi? Bunun tartışmasını isterseniz yorumlarda yapabiliriz. Daha iyi bilen arkadaş varsa. Veya bazı arkadaşlar işte farklı bilezikler falan kullanıyor. HP üretimli, farklı çarlarda vesaire. Ee, bunlar zaten veselik hepsi itemleri de veselik bunlar arkadaşlar. Ama farmlık sizin bildiğiniz e, farklı yarayan bir item varsa gösterebilirsiniz, yazabilirsiniz yorumların altına. Herkes yararlanmış olur. Bıçakçı Ninja bu kadar arkadaşlar tanıtımı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.